Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Modum Danışmanlık'tan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Bu videoda Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar 2023 yılında Türkiye'den çıkış yapmadan ikamet izni alabilirler mi? Af var mı? Yine Türkiye'de yasal kalış haklarını ihlal eden yabancılar resmi evlilik yapabilir mi? Vize ihlali olan yabancılar Türkiye'den çıkarken para cezalarını öderlerse ne kadar sürelerle Türkiye'ye giriş yasağı alırlar? Bu konulara değineceğim. Sevgili izleyenler, iletişim kanallarımız aracılığıyla bize en çok sorduğunuz soruların başında eski tip pasaportum var, ikamet izni alabilir miyim? Ya da 5-6 yıldır kaçağım, Türkiye'den çıkış yapmadan ikamet izni alabilir miyim? Veya Türkiye'ye kaçak geldim, çıkış yapmadan ikamet izni alabilir miyim? Soruları geliyor. Bu konulara daha önceki videolarımızda defalarca kez değinmeme rağmen bir kez daha değinme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bu sorular hala çok soruluyor. Şimdi çokça sorduğunuz bu soruların hepsini basit, sade ve anlaşılır şekilde cevaplayacağım. Ama önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz yorumlara yazdığınız sorulara göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorlar. Ancak kanalımıza abone olanların bizde her zaman bir önceliği var. Kanalımıza abone olduktan sonra sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız göç danışmanlarımız çok daha kısa sürede sorunuzu cevaplayacaklar ve bizimle daha hızlı iletişime geçebilmeniz için size özel WhatsApp iletişim numarası vereceklerdir. Bu nedenle kanalımıza hemen şimdi abone olun ve bildirimleri açın, açın ki habersiz kalmayın. Şimdi önce sizin tabirinizde kaçak durumdaki yabancılar nasıl ikamet izni alabilir? Bu konuya değineceğim. Kıymetli izleyenler, 2023 yılında herhangi bir af çıkmayacak. Bunu bilmeli, buna göre kendinizi ayarlamalısınız. Türkiye'de yasal kalış hakkınızı ihlal etmişseniz, pasaportunuzun süresi geçmişse veya pasaportunuzu kaybetmişseniz ya da çok uzun süreden beri hiçbir şekilde ikamet izni almamışsanız, Türkiye'den çıkış yapmadan ikamet izni alabilmenizin tek bir yolu var, başka da bir yolu yok. O da insani ikamet izni almak için başvuruda bulunmak. Fakat bu insani ikamet izni bugün için çok özel durumlarda veriliyor. Eğer Türk vatandaşı bir çocuğunuz varsa, hamileyseniz ya da tedaviye muhtaç ağır bir hastalığınız varsa veya Türkiye'de tedaviye muhtaç birinci dereceden bir yakınınız varsa ancak o zaman insani ikamet izni alabilirsiniz. Aslında insani ikamet izni almak için birkaç istisnai durum daha var ama onlar gerçekten çok istisnai olduğu için kafa karışıklığı olmasın diye bugün o konulara hiç girmeyeceğim. Az önce de söylediğim gibi bunun dışında farklı bir çözüm ne yazık ki yok. İnsani ikamet izni alma şartlarını sağlamıyorsanız önce idari para cezanızı ödeyip Türkiye'den çıkış yapmalısınız. Daha sonra geri geldiğinizde ikamet izni almak için başvuruda bulunmalısınız. Bu arada az daha söylemeyi unutuyordum. Bir de Türk vatandaşıyla evli ve daha önce de aile ikamet izni almışsanız ancak uzatma sürenizi kaçırıp kaçak duruma düşmüşseniz Türkiye'den çıkış yapmadan da ikamet izni alma şansınız olabilir. O da 90 günlük süreyi aşmamak şartıyla. Sevgili arkadaşlar, insani ikamet izni almak ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizi her zaman arayabilirsiniz. Bugünkü diğer bir konumuz da yasal kalış haklarını ihlal eden yabancıların Türkiye'deki resmi evlilik işlemleri. Kaçak durumda olup da mutlu bir yuvanın hayaliyle resmi evlilik yapmak isteyen çok sayıda yabancı var. Fakat bu durumda olanlar resmi evlilik işlemleri sırasında ne yazık ki çoğu zaman bir bir zorlukla karşı karşıya kalıyor. Değerli izleyenler, eğer geçerli pasaportunuz varsa ve sizin ifadenizde kaçaksanız, evlilik işlemleri için ihtiyacınız olacak diğer belgeler tamamsa Türkiye'de resmi evlilik yapabilirsiniz. Bunun için endişelenmenize gerek yok. Evet, biliyoruz birçok evlendirme dairesi kaçak durumdaki yabancıların evlilik işlemlerini almıyor, farkındayız. Ama pasaportunuzla birlikte ofisimize gelirseniz mümkün olan en kısa sürede Türkiye'de resmi evlilik yapmanıza yardımcı olabiliriz. Üstelik evlilik işlemleri sırasında sizden istenilecek olan apostili, doğum ve bekarlık belgeniz yoksa onları da sizin için temin ederiz. Sevgili arkadaşlar, resmi evlilik işlemleriniz için bizi her zaman arayabilirsiniz. Sevgili izleyenler, bugünkü son konumuzsa vize ihlali olan yabancılar Türkiye'den çıkışta para cezalarını öderlerse ne kadar süreyle Türkiye'ye giriş yasağı alıyorlar? Bu konuya değineceğim. Türkiye'den çıkış yaparken şayet vize ihlalinden kaynaklanan idari para cezanızı öderseniz 3 ay ile 6 ay arasında vize ihlaliniz varsa 1 ay süreli giriş yasağı, 6 ay ile 1 yıl arasında 3 ay, 1 yıl ile 2 yıl arasında ihlaliniz varsa 1 yıl süreli giriş yasağı, 2 yıl ile 3 yıl arası ihlalde 2 yıl süreli giriş yasağı ve son olarak da
3 yıldan fazla vize ihlaliniz varsa idari para cezanızı ödeseniz dahi Türkiye'ye 5 yıl süreli giriş yasağı alırsınız. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.